Sayın ilçe kaymakamım Uğur Turan Beyefendi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Anayasal bir kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın, görkemli teşkilatımızın görkemli il müftüsünü, hizmetiyle güzel, insanlığıyla güzel il müftüsünü ve dahi çalışmayı ibadet gibi gören sevgili Reşadiye Belediye Başkanımızı ve yine sevgili Bereketli Belediye Başkanımızı ve diğer değerli belediye başkanlarımızı da şimdi gördüm. Az önce fark edememiştim. Hoş geldiniz değerli dostlar. Ve yine sevgili il müftümüzün o çok zarif, o çok leziz sohbetinde ifade ettiği siz çok güzel insanları, Reşadiye'mizin çok güzel insanlarını, değerli misafirlerimizi, elinden her zaman öptüğümüz, o mübarek ellerinden öptüğümüz büyüklerimizi, yanaklarından öptüğümüz, geleceğimiz, istikbalimiz dediğimiz sevgili genç kardeşlerimizi, yavrularımızı, değerli hanımefendileri, hülasa buraya gelen, bu hayırlı açılış için toplanan herkesi, değerli basın mensubu kardeşlerimi de dahil etmek suretiyle, ben de benden önceki çok değerli hatipler gibi, gerçekten hepsi de inanılmaz güzel konuştu. Zannediyorum böyle güzel açılışlar olunca herhalde kürsüye gelenler coşuyor sevgili başkanlarım, değerli il müftüm, değerli dostlar. Ben de hepinizin önünde bu mübarek topluluğun, bu güzel topluluğun ve bu bayrağın altında ve burada bu güzel mekanın önünde sevgiyle saygıyla eğiliyorum. Ben de benden önceki konuşmacılar gibi size olan sevgimi ve sevdamı bir kez daha ifade ediyorum. Sevgiyi ve sevdayı ifade etmek önemli değerli dostlar. Ben diyorum ki tazelemek lazım sevgiyi ve sevdayı. Ben biliyorum beni sevenleri. Birileri de biliyor ki ben de onları seviyorum. Ama ben bu vatanı çok sevdiğimi her sohbetimde ifade ediyorum. Bundan onur duyuyorum. Çünkü ben bu vatanın evladıyım. Beni yetiştiren anne ve babaların ellerini öpüyorum. Allah razı olsun analarımızdan, babalarımızdan, ecdadımızdan. Bizi bugünlere getirenlerden Allah razı olsun. Biz bugünlere geldiysek birileri çok çile çekti de geldik. Biz bugün burada bu muhteşem töreni yapıyorsak, bayrağımız dalgalanıyorsa sevgili dostlarımın, benden önceki değerli hatiplerin ve konuşmacıların dediği gibi, burada cami açılışı yapıyorsak, bu caminin iki tane güzel minaresinde ezan sesleriyle inliyorsa, hep beraber avuç açıp amin diyorsak, birsek, berabersek ve kudretliysek, bu kudreti ve bu güzelliği sağlayan bizden önce hizmet edip göçüp gidenlerden Allah razı olsun. Ecdadımızdan Allah razı olsun. Onları hatırlıyoruz. Allah onları nur içinde yatırsın. Allah bize de onlar gibi hayırlı bir ömür ve hayırlı bir ölüm nasip eylesin. Delikanlı bir hayat nasip eylesin. Yiğit bir hayat nasip eylesin. Ömrünün her anını, her nefesini, her sözün hesabını verenlerden eylesin diyoruz. Attığınız her adımda, aldığınız her nefeste size büyük mükafat nasip eylesin değerli dostlar. Ben de il müftüm gibi Reşadiye'den çok etkilendim, Tokat'tan çok etkilendim. Tokat'a daha önce gelmiştim, Almus Kaymakam vekilliği yapmıştım. Niksar ayva suyundan içmiştim, bir daha nasip oldu. Niksar Kaymakam olarak atandım. Kader, kaderimle barışığım. Rabbim neylerse güzel eyler, vallahi güzel eyler, billahi güzel eyler, killahi güzel eyler. Geldim, iyi ki de gelmişim. Sizi gördüm, sizi tanıdım. Yanaklarınızdan öptüm. Reşadiye'den etkilendim dostlar. Reşadiye'den etkilendim. Neyinden etkilendim sevgili dostlar? Sevgili il müftümün dediği gibi. O kadar güzel tabiatı, o kadar güzel tarihi, o kadar güzel insanı var ki. Dikkat edin, benden önceki konuşmacıların her cümlesini tek tek alkışladınız. Ya bu kadar olağanüstü bir güzellik, bu kadar muhteşem bir güzellik ki. Ama biliniz ki alkışlananların sorumluluğu artmıştır, artmaktadır, mesuliyeti artmaktadır. Allah bize, yani sizin hizmetinizde olan bizlere, kaymakamına, belediye başkanına, müftüsüne, ilçe müftüsüne, hizmet edenlerin hepsine güç kuvvet versin. Allah hayırlı hizmet etmeyi, sizin alkışlarınıza layık olmayı, dualarınıza layık olmayı nasip eylesin. Ömrünü çok güzel bir şekilde geçirmeyi, hoş seda bırakmayı ve iz bırakmayı nasip eylesin. Bunu düşündüm değerli dostlar. Onun için şu tablo olağanüstü güzel ve bu tablonun bu karenin içerisinde yer almak çok güzel. O yüzden bu anın hakkını vermek lazım. Bu güzelliğin hakkını verirken de il müftümüzün dediği gibi özellikle Türk insanının, inanan insanın, hoşgörü insanının, yani sizlerin hakkını vermek lazım. O yüzden size kalbi ve gönlü aşmak lazım. Size hizmet etmenin onurunu her yerde ifade etmek lazım. Ve bunu ölünceye kadar da taşımak boynumuzun borcu olsun. Gittiğimiz her yere,
Allah bize nefes verdiği müddetçe, nefes aldığımız müddetçe gittiğimiz her yere Çakraz Köyü'nün Reşade insanının güzelliğini anlatacağım değerli dostlar. Sizin bu muhabbetinizi anlatacağım, görkeminizi anlatacağım ve gittiğim her yerde ve her zaman size dua edeceğim. Allah işlerini rast getirsin diye dua edeceğim. Yolları ve bahtları açık olsun diye dua edeceğim. Sevgili İl Müftüm, Türkiye Cumhuriyeti Devleti görkemli bir devlet. Muhteşem bir devlet. Sevgili başkanım, millette necip millet, aziz millet. 7'den 77'ye öyle. Anayasanın 10. maddesini çok önemsiyor. Nedir anayasanın 10. maddesi? Birlik ve beraberliktir, sevgi ve sevdadır, kaynaşmadır, güzelliktir. Diyor ki, herkes kanun önünde eşittir. Rengine, cinsine, cinsiyetine, felsefesine, inancına bakılmaksızın. Yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir devlettir. Yani diyoruz ya, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu topraklar, bu sınırlar içerisinde yaşayan herkesi kucaklamaktadır. Kucaklayacaktır da. Bizim görkemimiz oradan geliyor. Ecdadımızın güzelliği oradan geliyor. Sevgili İl Müftüm, düşünün ki bir ulusu, bir imparatorluğu, kendisinden olmayan, başka dine inanan insanlar bile sevgili belediye başkanım ve değerli dostlar, sevgili Yusuf Başkanım hoş geldin, diyor ki ben Osmanlı İmparatorluğu'nun çatısı altına gireyim. Ben yüce Türk milletinin çatısı altına gireyim. Niye böyle diyor? Çünkü orada güzellik görüyor, orada kabul görüyor, orada sevgi görüyor, orada saygı, orada hoşgörü, orada adalet ve en güzelini görüyor ve diyor ki Allah'ım keşke kabul etseler de biz de onların çatısı ve onların sancağı ve bayrağı altına girebilsek. Bu kadar muhteşem, duygulanmamak mümkün değil arkadaşlar. İşte onun da sorumluluğunu taşıyoruz ve Allah da bize güç ve kuvvet versin diyoruz. Dağlar var, ovalar var, yeşillik var, kelebekler var, hayat var. O zaman ne yapmak lazım? İşte bu gezegeni, bu semayı yaratan o yüce Rabbime şükretmek lazım. Hamd etmek lazım. Hamd etmek için ona ibadet etmek lazım. İbadet etmek için de güzel ibadethanelere ihtiyaç var. Ve yüce Türk milleti İslam'ın her zaman bayraktarlığını yapmıştır, halen de yapmaktadır. Ve bundan sonra da yapacaktır. Bu anlamda önemlidir. O yüzden cemaatiniz bol olsun değerli dostlar. Başkanımın ifade ettiği gibi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değerli yöneticilerine ne kadar şükretsek azdır. Çünkü ülkemiz her geçen gün inanılmaz bir şekilde gelişmektedir. Gelişmeyi sağlayan sizlersiniz. Sizin gücünüzle, kudretinizle muhteşem bir gelişme yaşanmaktadır. Bunu da ifade etmek kaymakam olarak benim görevim, sorumluluğumdur. Ve bu güzelliktir. Bundan da onur duyuyorum. Medeniyetler İttifakı'nı konuşan Türk milletinin evladı olmanın onurunu yaşıyorum. Dinler arası diyaloğun öncülüğünü yapan, ön safta mücadele eden bu milletin evladı olmanın ve kaymakamı olmanın öncülüğünü yaşıyorum. Çünkü biz temel hak ve hürriyetler konusunda ileri adımlar atan bir ülkeyiz, bir nesiliz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün de temel hak ve özgürlükler konusunda inanılmaz ileri adımlar atmıştır. İnanç özgürlüğü konusunda inanılmaz adımlar atmıştır. İşte bizim güzelliğimiz budur ve ben bu güzelliğe hizmet etmekten, katkıda bulunmaktan, bu çorbada tuzu olmaktan çok mutluyum. Allah bizi büyüklerimize, anamıza, babamıza, ecdadımıza, sizlere layık eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Ben hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizleri kalbime nakşettim. Bu caminin temelinden itibaren emek veren herkesten Allah razı olsun. Buraya gelip alkışlayanlardan Allah razı olsun. Konuşma yapanlardan Allah razı olsun. Amin diyen, dua eden, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, herkesten katılan herkesten Allah razı olsun. İki değerli dernek başkanımı da canı gönülden kutluyorum. Sevgili muhtarımı, ihtiyar heyet üyelerimi kutluyorum. Dernek yöneticilerini kutluyorum. Buraya kadar gelen değerli il müftümüzü, belediye başkanlarımızı, siyasetçilerimizi, dostlarımızı, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcilerini, basın mensuplarını kutluyorum. Hülasa hepinizi kutluyorum. Siz çok güzelsiniz değil mi? Allah sizi hep güzel eylesin. Rabbim hep güzel işler yapmayı nasip etsin. Hayırda ve hasanatta buluşturmayı nasip eylesin. Rabbim iki cihanda aziz etsin. Hepimize hayırlı ömür, hayırlı ölüm nasip eylesin. Allah yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve yüce millete zeval vermesin. Ebediyen var olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın ilçe kaymakamımız Uğur Turan Beyefendi'ye bu güzide konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum.